Efendim Apar ekranlarından mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Enerji Hattı programıyla karşınızdayız. Enerji dünyasında halka arzları konuşuyoruz değerli izleyenler. Enerjide halka arz gündemi oldukça yoğun. Aydem Enerji ve Çaniki Termik talep toplamaya devam ediyor bugün. Margün Enerji halka arzı için metro yatırıma yetki verdi. Ve Girişim Elektrik'te halka arz başvurularını tamamladı. Galata Wind ise bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Bir yandan da elbette bu hafta Biyotrend'in de talep toplamalarını takip ettik ve ne kadar talep geldi bunu da öğreneceğiz şimdi. Doğanlar Holding enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biyotrend enerji şirketini halka açtı. 19, 20, 21 Nisan'da talep toplandı. Peki talep nasıl oldu? Beklentiler karşılandı mı? Sorularımızın yanıtı Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'da. Davut Bey merhaba, hoş geldiniz ve hayırlı olsun diyoruz efendim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii merak ediyoruz, halka arzı istenilen seviye gerçekleşti mi? Nasıl bir talep geldi ve şirketin halka arz büyüklüğü ne oldu? Birçok sorulacak soru var. İlk üç sorumu hemen iletmiş olayım efendim böylece. Sizi dinliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün heyecanla başladık. Dün gece de sabaha kadar çalıştı ekibimiz. Çok ciddi bir talep geldi. Aslında bizim beklentimizin de üzerinde bir talep geldi. Bireysel tarafta baktığımız zaman 20 kat talep geldi. Konsolide olarak baktığımız zaman da kurumsal ve bireysel yatırımcıların ortalamasında da 18 kat talep topladık. Müracaat edenlerin sayısı 252.834 kişi. Gerçekten bu da hem şirketimize hem ülkemize olan güveni gösteriyor. Burada TSKB ve Deniz Yatırım çok başarılı bir iş yaptı. Bizim halka arz büyüklüğümüz 750 milyon liraydı. Onun için 750 milyon liranın tamamı talebimiz karşılanmış oldu. Bizim 18 liradan işlem görecek. Çünkü 16,5-18 lira fiyat aralığıydı. Çok talep geldiği için 18 liradan yani en üst seviyeden işlem görmeye başlayacak. Yani başarılı bir halka arz olduğunu söyleyebilirim. Efendim şimdi halka arzda bireysel ve kurumsal yatırımcıların dağılımı da merak konusu tabii ki. Merak ediyoruz şimdi tüm ayrıntıları da size tek tek sormak isterim. Burada peki nasıl bir dağılım var bireysel ve kurumsal olarak baktığımızda? Biz bireysele %80'ini ayırmıştık. Kurumsal yatırımcılara %20'yi ayırmıştık. Çünkü bunu daha çok tavana yaymak istedik. Yani tavana yaymak istedik. Daha çok katılımcı olsun diye. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor. Hani 252 bin kişinin müracaat etmesi bunu ne kadar yaygınlaştırdığımızı gösteriyor. Yani %20'ye %80 olarak planlamıştık. Bu planladığımız şekilde devam ediyor. Buradan gelecek kaynaklarla da tabii devam eden yatırımlarımız var. Onları yapmayı düşünüyoruz. Verimlilik artışı için çok ciddi fırsatlar var önümüzde. Onları yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim 17 tane tesisimiz vardı. Bu 17 tane tesisten 15 tanesi çöpten elektrik üreten tesis ama 2 taneydi biyokütle. Burada biyokütlede daha çok fırsatlar var. Yani Türkiye genelinde biyokütle yatırımlarımızı yapmayı hedefliyoruz burada. Belki yeni satın almalar olabilir. Bir de yurt dışı pazarları da zaten uzun zamandır görüştüğümüz pazarlar vardı. Bu yakın pazarlarda Balkan ülkelerinde özellikle devlet alım garantisi olan yerler var. Fırsatların olduğu yerler var. Bunlar zaten bizim radarımızdaydı. Bir de Senegal'de çok ciddi bir beklentimiz var. Yani buralarda da bu projeleri taşımak istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bunlar Türkiye içinde çok yeni projeler. Bildiğim kadarıyla da biyokütlede, biyogazda ilk halka arz gerçekleşmiş oldu. Sıfır atık projeleri bunlar. Bildiğiniz gibi bu projeler Sayın Emine Erdoğan'ın da özellikle önem verdiği, yani sıfır atık konusunda önem verdiği projeler. Yani önü açık projeler. İyi de bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Burada halkın da büyük bir teveccühü oldu. Yani ciddi bir kaynak girişi sağlamış oluyoruz ve 750 milyon liralıkta zaten beklentimiz vardı. Halka arz büyüklüğünü %100'ünü gerçekleştirmiş olduk. Peki şimdi bu arada önümüzdeki hafta mı işlem görmeye başlayacak Biyotrend borsada? Evet, şimdi bugün kapı açıklamamızı yaptık. SPK'nın onayıyla birlikte buradaki işlemler dönmeye başlayacak. Bizim bu süre içerisinde bir takım taahhütlerimiz vardı. Yani geri alım garantisi gibi. Bu 10 günlük süre
içinde de iyi bir daha da fazla artacağı konusunda beklentilerimiz var. Yani çünkü müracaatlar ve gelen talepler 20 kat talebin büyüklüğü bizi önümüzdeki süreçlerinde pozitif yönde seyredeceğini gösteriyor. Peki efendim, şimdi bu arada bu halk arzla birlikte bir ilk de gerçekleşmiş oldu değil mi? Biyotrend biyokütle alanında borsadaki tek şirket olarak ön plana çıkıyor. Evet efendim, evet. Bu da bir gerçekleştirmiş olduk, evet. Biyokütle alanında ilk şirket şimdi Biyotrend. Ancak grubun da ikinci halka açık şirketi olacak. Borsaya sıcak bakan bir grup olduğunuzu da biliyoruz. Peki ileride başka bir halka arz düşünceniz daha var mı? Evet, şöyle Doğutaş Kelebek bizim mobilya sektöründe de sektörde iki tane halka açık olan firmadan biriyiz. Yine 87 yılını tamamlamış Kelebek markamız var. İlk aslında halka açılan şirketlerden, mobilya sektöründen birisi. Bizim önümüzdeki süreçte de 2023 yılı için yeni bir hedef verdik. Doğanlar Holding olarak bizim elimizde yeni projeler var, yeni beklentilerimiz var. Burada da çok güzel hazırlıklar içindeyiz zaten. 2 yıllık bir süre verdim arkadaşlara. Ekip şimdiden yeni projeleri başlayacak inşallah bugünden itibaren. Buraya konsantre olmayı düşünüyoruz. Orada da yeni fırsatlar var, yeni projelerimiz var elimizde. Bunları da yakın bir gelecekte açıklamayı düşünüyoruz. Yani yeni halka arzlar gündemde, yeni halka arzlar yolda diyebilir miyiz Davut Bey? Evet, Doğanlar Holding'de halka açmayı planlıyoruz. Çünkü burada Doğanlar Holding'in iştiraki olan inşaat sektörü var. İnşaat sektöründe biz biliyorsunuz Afrika'nın en büyük lojistik merkezini kurmuştuk. Şimdi Afrika pazarlarında vermiş olduğumuz teklifler var. Bunların olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Ayrıca yine burada bu girecek olan holdinge de burada bir kaynak girmiş oluyor. Kaynakla birlikte bir süredir düşündüğümüz yeni planlar var. O planları da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu 2 yıllık bir çalışma sonucunda 2023 yılında inşallah holdingi de alıp kaçmayı planlıyoruz. Peki efendim, bu buradaki oranlar, o yapacağınız çalışmalar neticesinde mi belli olacak, yoksa aklınızda belli bir oran söz konusu mudur? Nasıl bir plan var? Çok daha yolun başındayız. Onun için hani bu detaylarda çok çalışmadık ama biz aile olarak da geniş bir aileyiz. Kurumsallaşmaya, profesyonelleşmeye önem veren bir aileyiz. Onun için şirketlere de tavsiyemiz, hani halka açılmalarını tavsiye ederiz. Çünkü önemli ölçüde şirketleri disipline ediyor ve burada şeffaflık ön plana çıkıyor. Biz de aile olarak bu vizyondayız. Yani bu motivasyondayız. Şirketlerin mutlaka sürdürülebilir bir büyüme gösterebilmeleri için kurumsallaşmalarını ve profesyonelleşmelerini öneriyoruz. Bizim Doğutaş Kelebek tarafında da buna çok önem verdik. Burada geçtiğimiz dönemlerde bir takım sıkıntılar yaşamıştık. Hem konjonktürel sıkıntılar hem de şirket içindeki bir takım sıkıntılar yaşanmıştı ama bunları da önemli ölçüde açtık. Zaten bu yıla girerken de yeni bir sermaye atışıyla da yine yapmıştık. Bu arada da çok güzel gelişmelerimiz var. Burada da açıklamalarımız zaten kapı üzerinden de yapıyoruz. Yani biz hep sürekli pozitif düşünen bir aileyiz ve sürekli yatırımcı bir aileyiz. Yani hep sürekli çalışmalarımızı, kazançlarımızı yatırımıza dönüştürüyoruz. Burada da şimdi halka arzdan gelecek olan parayla da yapacağımız yeni tesisler var. Verimlilik artışları var. Burada yeni bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Şu anda elimizde 280 kişilik bir kadro, norm kadro açılmış durumda. Sadece bu Biyotrend enerji tarafında. Yine Doğutaş tarafına baktığımız zaman orada da elimizde 350-400 civarında bekleyen bir personel alımını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yani biz hem ülkemize güveniyoruz, hem ülkemizin geleceğiyle ilgili beklentilerimiz oldukça yüksek. Yani motivasyonumuzu bozmaya hakkımız yok. Onun için biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunun da zaten meyvelerini alıyoruz. Bize de bu konuda güvenen halkımıza da, tüm yatırımcılarımıza da huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki Davut Bey, şimdi altında sıkça çizdiniz, bir aile şirketi izlediniz. Şimdi halka açıklıkla şirkete kaynak sağlayan bu aile şirketi. Şu anda satın alma ve birleşmelerin de revaçta olduğu bir dönemde bu konuya nasıl bakıyor ve yabancı ortaklığa nasıl bakıyorsunuz? Yabancı ortaklık düşünmeden sadece bu önümüzdeki 2 yılı önemli bir şekilde planladığınızı anlattınız bize. Bu şekilde mi devam etmeyi düşünüyorsunuz ya da yabancılara da sıcak bakıyor musunuz?
Tabii biz aile olarak zaten 6 kardeş ortağız. Aile meclisimiz var, aile anayasamız var. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz Doğutaş Kelebek tarafında bir fon şirketiyle Türkiye'de mobilya sektöründe fonla, yabancı fonla ortaklık yapan, %50 ortaklık yapan ilk ve tek şirkettik. Bu bizim bakış açımızı gösteriyor. Aslında bizim iki tane hidroelektrik santralimiz var. Burada da yine %50 Hollandalılarla ortakız. Fakat bu ayrı şirket olduğu için bunu bu biyotrend içine almadık. Orada ailen fırsatlar var. Orada neler yapabiliriz, neler büyüyebiliriz? Yani bu Hollandalı bir şirketle ortaklığımız var. Geçtiğimiz dönemlerde yine Amerikalı ve Güney Korelilerle de böyle enerji ortaklıklarımız olmuştu. Yani biz her çeşit yerli ve yabancı ortaklığa sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu yabancı ortaklıklar her zaman bizim radarımızda olacak. Bu konuda pozitifiz. Peki efendim, şimdi özellikle biraz enerjiden de söz edelim ki az önce halka arz geliriyle yeni yatırımlardan söz ettiniz. Belki o konuyu da yine açarız. Bir de şimdi enerji dediğimizde sizinle birlikte aynı dönemde halka arz olan yeni enerji şirketleri vardı. Ve borsa yolunda yeni talepler de var. İki şirket daha halka arz olacak, başvurularını yaptılar ve onay bekleyen de var. Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz enerji sektörü adına? Evet, Türkiye'de enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerjiye doğru bir geçiş oldu. Bu çok son derece başarılı. 95 bin megawatt kurulu gücü olan Türkiye'de enerji piyasasında bunun 45 bini yeni, yani 50 bine yakını yenilenebilir enerji. Burada bizim tarafa baktığımız zaman bu 50 bin megawattın halen 1500 megawattı, yani %3'ü daha biyokütle ve biyogaz tarafında. Dolayısıyla bizim kendi alanımızla ilgili biz burada büyümek istiyoruz ve burada gidebileceğimiz çok fırsat var. Yani daha Türkiye'de bu ortalama %3 iken bu Çin'de %13, Brezilya'da %12, ABD'de %10 civarında. Demek ki burada bizim gidecek çok alanımız var. Zaten halka arz şirketleri de gördüğümüz zaman her biri de birbirinden değerli şirketler, biliyoruz. Genelde de hep yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketlerin halka arz edildiğini görüyoruz. Çünkü burada hükümetin de devletimizin de izlediği politika doğru. Hani örneğin ithal kömürle ilgili yeni santrallerin izinlerini artık vermiyorlar. Doğal gaz tesisleri zaten genellikle bunlar kapandı veya sökülüp yurt dışı gelişmemiş ülkelere gönderildi. Yani önümüzde bu şu anda %50'nin üzerinde olan yenilebilir enerji, yani temiz enerji tarafında da izlenen politikalar çok doğru. Burada güneşe ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Artık güneşte de fabrikaları, kendi üretim tesislerimizi, güneş panellerini üreten tesisler olduğunu görüyoruz. Yine rüzgar tarafında da durum benzer. Ama biz daha çok tercihimizi bu alanda, biyogaz ve biyokütle alanında ilerlemeyi sürdürüyoruz. Hem Türkiye içinde fırsatlar olduğunu görüyoruz, yeni fırsatlar var. Bizim sadece gelirimiz, biz sadece biyo enerjiden, yani sadece elektrik üretmiyoruz. Aslında biz entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi yapıyoruz. Çünkü burada bizim bertaraf gelirlerimiz var. Ayrıştırma gelirleri var. Yani bu sıfır atık projesi dediğimiz, biz gelen çöplerimizi ayrıştırma tesislerimizde içindeki camı, demiri, plastiği, kartonu, bunları ayırıyoruz. Bunları tekrar sanayiye, yani üretime tekrar kazandırıyoruz. Bunları ham madde firmalarına, yani örneğin plastikleri plastik ham madde satan firmalara tekrar veriyoruz. Ayrıca AYT dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Yine bunun dışında buhar satışı projemiz var. Yani örneğin İzine'de organize sanayi bölgesinde bitmekte olan tesisimiz ki inşallah Mayıs ayında faaliyete geçecek. Yeni eski Ektem atlarından da yaralanmış olacak. Bu devlet alım garantisi yüksek bedelli taraftan yaralanacak ama bir yandan oradaki sanayicilere de buhar satmayı planlıyoruz. Yine seracılık bizim en önemli girdilerimizden biri olan bu sıcak su ve buharla bunu da fırsata çevirip burada seracılık yapmayı düşünüyoruz. Malatya'da çok küçük bir örneğini yaptık. Sırada Sivas olmak üzere diğer tesislerimize de seracılık yaparak ek gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Bu kompost gübre dediğimiz yine bizim tesisteki atıklardan elde edilen bu gübre ile ilgili de gübre tesisleri, gübre fabrikası kurarak bu şu anda Ar-Ge aşamasında
Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi bizden tüm bu gübre, üreteceğimiz gübreleri şimdiden talepte bulundu. Yani burada çok fırsatlar olduğunu düşünüyoruz ve karbon satışıyla da ilgili bu sertifika müracaatımızı yaptık. Çünkü biz dediğim gibi temiz enerji elde ediyoruz ve sıfır atık projeleri bunlar. Onun için burada çok büyük bir fırsat gördük. 5 yıldır üzerinde çalışıyorduk. Bugünlere geldik. Hani bugün de Alkarz'la ilgili finalimizi de yapmış olduk. Davut Bey efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdiden bir kez daha hayırlı olmasını dileyelim. Sizden yeni gelişmeleri, yeni yatırımları da önümüzdeki süreçte dinlemeyi arzu ediyoruz. Bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler devam ediyoruz. Enerji